Al bunları götür. Nadir götüreceğim mi? Yok da artık. Hadi götür. Nadir götüreyim bunu. Al bunu da götür. Kalkma sen, otur oraya otur. Sapana düşer. Sen buraya koy, ben buradan alırım. Sen buraya koy. Yere at. Ne? Buralara koy. Taşın üstüne atma. Ne? Taşın üstüne at. Hayır atma oğlum. Koy koy. Bak git buraya koy. Hadi bakalım.
Merhabalar, hoş geldiniz. Biz işlere başladık. Bir önceki videoda başladığım ateş çukuru ocağımızı bugün modifiye ettim. 100 tane daha gittim, kırmızı tuğla aldım. Atayla beraber çimentosuz böyle üstüne yığma şeklinde bu şekilde bir model verdik. İçerisi saç bunun. Artık yağmurdan korumak için de üstüne böyle buna uygun bir böyle bir örtü, bir branda gibi bir şey alacağım. Kullanmadığımız zaman artık örtme usulü yapacağım. Başka bir fikir bulamadım çünkü. O şekilde muhafaza edeceğim. Ama sevimli oldu. Çimentosuz bakalım ne kadar dayanacak. Hani yıkılacağını düşünmüyorum ama işte yemek memek yaparken sağa sola çarparsak belki yıkılabilir. O da arka taraf biraz eğreti. Onu da kolay kolay yıkılacağını düşünmüyorum. Ön tarafı zaten saç tutuyor. İlk yemeğimizi yapacağız bakalım. İyi ki ne yapıyorlar burada? Bir saç lazım bize. Saç da babam getirmişti. Küçük bir saç. Şimdilik onu kullanacağız. Şöyle. Bunları da bizim tesisatımızın dış cephede bulunan boruları için aldım. Daha önce yapmıştım hatırlarsanız. Ama kalın borular da varmış. O kalın borular için ayrıca aldım. Onları da yapacağız. Değil mi yaban? Değil mi yaban? Çıkaracağım, sizi de doyuracağım birazdan. Şimdi şu şeyleri yapayım. Ondan sonra da artık karnımızı doyuralım. Evet, bugün bir tane usta getirdim buraya. Koyunların yerine hani nasıl yapabiliriz, fikir alayım, bir fiyat alayım diye. Aynı zamanda kepçeye çağıracağım firmayla görüştüm. Operatör gelecek buraya, beraber bakacağız. Yarın pazar, o yüzden yarın gelemiyor. Hafta içi gelecek herhalde, hafta içi de araçla gelir, halleder diye düşünüyorum. Şimdi bu yeri açtıracağım. Sağdan soldan fiyat alıyorum. Çadırcıları da aradım. Çadır fiyatı aldım. İnanılmaz pahalı. Yani 50 metrekare çadır 13 bin lira, 15 bin lira para istiyorlar. Yani o kadar para verme şansım yok gibi. Kereste de aynı zamanda aynı. Ya onun kadar olmasa da kereste de çok pahalı. 2 metreküp mü dediler ney? Buraya yetecek. 4 bin lira tutuyor kereste. Bir birim söylediler ama hatırlamıyorum. 2 bilmem ne yeter sana dediler. O da 4000 lira tutuyor. Bildiğiniz ince, yani şu kadar uz şeyde, eninde bir kereste. Bilmiyorum, ustayla yapmaya kalksam usta 4000 lira işçilik istiyor. Beton ayaklar yapalım, daha sağlam olsun. Hani kiremitin de var, çatıyı kiremit yapalım diyor. Öyle olunca da bir 10-15 bin liraya çıkıyor fiyat. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. 4000 lira işçilik de fazla. Ya kendim Allah'a emanet girişeceğim, yapmaya çalışacağım. Biraz kafam karıştı. Çadır biraz pahalı ve kaliteli ve ekonomik modelleri var. Kaliteliler daha da üst fiyatlarda. Şuraya bir kepçe gelsin, bir yapsın bakalım. Ona göre kendim bir yol yöntem bulacağım bakalım Allah'ın izniyle. Bu arada şu koyunumuz yakında doğuruyor galiba. Çünkü gerçekten sürekli gidiyor, yatıyor. Karnı da düşmeye başladı bakın. Normalde çok iştahlıdır o. Şu an yemiyor. Gözümüz onun üstünde.
bekle. 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 Gel. Abi. Oraya, evet. Güzel mi? Sana yapıyorum. Güzel mi? Evet, deneme amaçlı gözlememizi yaptım. Ata yiyecek. Bugün Ada'yla Gizem yok. Onlar bir dışarıdalardı, işleri vardı. Biz Ata'yla bugün ateş çukuru yaptık. Değil mi? Ata da bana yardım etti, gördünüz. Ben de ona şokellalı gözleme yaptım. İçine şokella sürdüm. Değil mi Ata? Yiyecek misin şimdi? Evet. Evet, bakın ateşimiz çok güzel oldu. Gerçekten. İnşallah artık Gizem burada ekmek gözleme bize değişik yemekler yapar. Daha ayrıntılı olarak artık buradan yemek de yapacağız. Bu şekilde bahçe işlerimize devam ediyoruz. Arka koyunların yerini de en yakın zamanda bu hafta kepçe geliyor. Orada da artık faaliyete başlıyoruz. Yağmur. Yağmur baba. Nasıl yiyeceğim bunu ama? Ne? Nasıl yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim biliyor musun? Şöyle yapacağız. Bir parça yiyeyim. Ama bunun içinde ne var? Hı? Ne var bunun içinde? Sokağa. Hı? Koy ya, çık oradan. Hı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu çalışkan çocuğun hatırına artık videomuza bir beğeninizi alırız. Kanalımıza da abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. Artık bir sonraki videoda hep beraber sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Pazar gününde sağlıkla, mutlulukla, huzurla evinizde mi artık dışarıda güzel bir gün olsun size. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.